Yaşasaydı çok partili sisteme geçerken daha mantıklı bir yerlere gelecekti ve belki daha yani bunun hatasını görebilecek kapasiteye sahip bir liderdi diye düşünüyorum. Bu anlamda bizim işte 10 Kasım'da önemli bir gün. Yani bu ülkenin kurucusunun vefatının yıl dönümü. Saygı göstermek lazım. Yani saygı duymuyor olmanız, saygı göstermemeniz anlamına gelmez. Yani sevmeyebilirsiniz. Ama saygı duymasanız bile saygısızlık yapmamalısınız. İşte aynı şeyi söyledim. Yani bu önemli bir şey. Yani bu şeyleri de yapmamak lazım. Nasıl der? Çocuksu çıkışları da yapmamak lazım. İnsanların değer verdiği bir kişi. Önemsediği bir kişi. Ve hepimiz için de önemli bir şey yapmış bir kişi. Yani bunu her zaman aklında tutmak lazım. Ama eleştirilemez değil. Eleştirilmenin de dozajı her zaman saygı çerçevesinde olması lazım. Zaten Mustafa Kemal'i tartışmıyoruz şu an. Evet. Tartışılacak olsa bu konular gündeme gelebilir ama biz evet. Kemalizm kavramı üzerinden bir tartışma açtık evet. Burada. Kurtuluş Bey sizin de söyleyecekleriniz var. Tabii bugün açısından bakmamız gerekiyor. Atatürk'ün işte vefat edişinin 77. yıl dönümü. Gazeteler inanılmaz bir Atatürk yüceltmesi, daha doğrusu değişik göndermelerle çıktılar. Atam izindeyiz. Atam çok özlüyoruz. Tuhaf, üç önemli gazete, hem Cumhuriyet Gazetesi, hem Hürriyet Gazetesi, hem Sözcü Gazetesi'nin bu yılki Atatürk teması biraz daha dikkat çekiciydi. Ya şunu iyi görmemiz gerekiyor, yani 10 Kasım tartışmaları, her zaman politik tartışmalardır. Genellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ifade ettiği gibi, yani gelin artık bu rejim kaygılarını sonlandıralım, böyle endişeler yersiz ve gereksizdir açıklaması şuna göndermeydi. Aslında vesayet endişesiyle rejim endişesini biraz fazla birbirine karıştırıyorlar. Ya da biraz örtülü olarak aslında bir vesayet endişesidir, rejim endişesi. Türkiye'de bir rejim endişesi söz konusu değildi. Geldiğimiz nokta itibariyle de Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet çok daha fazla anlamlı bir niteliğe kavuşturulmuştur. Yani demokratik gelişiminde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Atatürk cumhuriyeti herhalde bir halk cumhuriyetiydi. Millete, milli egemenliğe dayanır. Millete emanet edilen bir siyasi modeldi ve bugün de bu daha çok anlamına kavuştu. Fakat Atatürkçülük diye tuhaf biçimde biraz Atatürk'ün gerçek mirasından da koparılan bir siyasi bilinç türü var. Ve bu siyasi bilinç türü de yakın zamanda tuhaf biçimde Fethullahçılıktan terör örgütü sempatizanlığına uzanan değişik savrulmalar yaşandı. Yani şimdi biz laik demokratik modern bir Atatürkçülük görüşünü Pensilvanyalı bir imamın imamla ortaklığa vardırabilecek bir düşünce biçimi olarak görebiliyor muyuz? Ya da Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti 30 yıldır bölmeye çalışan bir örgüt sempatizanlığına dönüşebilir mi Atatürkçülük? Yani çok, gerçekten çok bana tutarsız ve çok enteresan geliyor. Bunun başlığı da yani Cumhuriyet Gazetesi mesela. Yani neredeyse Pensilvanya'nın bülteni gibi çıkan bir gazete. Sözcü Pensilvanya'dan yönlendirilen bir gazete. Hürriyet Gazetesi PKK-HDP sempatizanı bir gazete. Fakat 10 Kasım geldi, herkese daha fazla Atatürkçülük yapmaya başladılar. Ve ben gerçekten içimden şöyle bir şey geçiyor. Ya artık kalkıp gidip ataya şikayet etmemiz gerekiyor. Atanın izindeyiz deyip bir imamın izinde gidiyorlar bu Atatürkçülük zihniyeti. Nasıl bir Atatürkçülük zihniyeti? Bunu, yani şu gerçekleri görelim. Bugün biraz toplumun bir kesimini Atatürkçülük diye hakikaten Atatürk'ün izinden çıkarmış kavramlar durumdalar. Evet, Atatürk'ün izinde gitmiyorlar maalesef. Ya Atatürk'ün izindeki cumhuriyet çok belli bir cumhuriyettir. Laikçi niteliği ortadadır, demokratik niteliği ortadadır. En önemlisi de milli egemenliğe dayanan, milli iradeye dayanan bir sistemden bahsediyoruz. Ya şu an